Sevgili gençler merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu lizozom. Lizozom tek zarlı bir organeldir. Tek zarlı. Yani bundan önce tek zarlı olarak endoplazmik retikulumu gördük, Golgi'yi gördük ve sırada lizozom. Lizozom sindirim ya da hidroliz sorularda bu şekilde de gelir ya da hidrolitik enzimleri taşıyan tek zarlı organeldir. İfadeye dikkat edin. Bu hidroliz enzimlerini ya da sindirim enzimlerini taşıyor. Yani ne demek? Enzimi üretmiyor. Sorularda çok sık karşımıza gelir ve öğrenciler genelde buraya düşer. Siz düşmüyorsunuz. Bakın altta bir dikkat var. Şuraya bakın. Lizozom organelinde sindirim enzimleri bulunurken bu enzimlerin sentezi yapılmaz. Sadece enzim sentezi değil, lizozom organelinde hiçbir şekilde sentez gerçekleşmiyor. Lizozom bir önceki organelde ve ondan önceki organelde de söylediğimiz gibi memeli hayvanların olgun al yuvarlarında yok. Bu hariç hayvansal hücrelerde bulunur. MEB'in kaynağında şöyle bir ifade var. Gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde bulunmaz. Buna da dikkat edin sorularda. Gelişmiş bitkilerde ve mantar hücrelerinde bulunmuyor. Hayvansal hücrelere baktığımızda da memeli hayvanların olgun al yuvarlarında bulunmuyor. Zaten memeli hayvanların olgun al yuvarlarında hiçbir organel yok. Peki, lizozom organeli sentezlenecek. Sentezinde hangi yapılar ya da organeller görev alacak? Ona bakalım sırasıyla. Birincisi içeriğinde sindirim enzimi var. Enzimler protein yapıda. Protein kısmı kim üretiyor? Ribozom. Ribozom organeli enzimlerin protein kısmını üretir. Enzim aktif mi? Değil tabii ki. Endoplazmik retikulum sentezlenen kısımları Golgi organeline taşır. Taşıma işini yaptı. Enzim henüz aktif değil. Aktifleştiren ise Golgi. Golgi organeli enzimleri aktifleştirerek paketler. Ve lizozom organeli oluşmuş olur. O zaman lizozom organelinin sentezinde ribozom, endoplazmik retikulum sırasıyla ribozom, endoplazmik retikulum ve Golgi organeli görev alıyor. Ve bunun sonucunda da lizozom organeli oluşmuş oluyor. Şimdi lizozom organelinde hidroliz enzimleri ya da sindirim enzimleri bulunur dedik. Yani makromolekülleri sindirebilir, hücreleri sindirebilir. Eğer lizozom içindeki enzimler hücre içerisindeki makromolekülleri sindiriyorsa buna biz otofaji ismini veriyoruz. Yani proteinleri sindiriyorsa ya da glikojen moleküllerini sindiriyorsa hayvansal bir hücrede glikojen molekülünü sindiriyorsa biz buna ne diyoruz? Otofaji ismini veriyoruz. Tabii bu sindirim sırasında enerji harcanır mı? Hayır. Hiçbir hidroliz olayında ATP enerji değil ATP harcanmaz diyebiliriz. Lizozom etkinliği sırasında ATP harcanmaz. Lizozom etkinliği hücre içi osmotik basıncın artmasına neden olur. Şimdi otofajiye baktığımız zaman protein neye dönüşüyor? Amino asite dönüşüyor. Amino asit suda çözünebilir. Bir de tabii burada ne oluyor? Su kullanılıyor. Su azalıyor, amino asit artıyor. Bu durum osmotik basıncın artmasına neden olur. Yani lizozom etkinliği hücre içi osmotik basıncı artırır diyebiliriz. Peki lizozom organeli hücre içindeki makromolekülleri değil de hücre içine dağıldı. Bazı durumlarda bu gerçekleşiyor. Hücre içine dağıldı ve hücre kendi kendini sindirdi. Bu duruma biz ne diyoruz? Otoliz ismini veriyoruz. Otoliz. Peki bize neyi soruyor? Hücrenin kendi kendini sindirmesi otoliz örneklerini sorabilir.
Otoliz örneklerine bakalım. Kurbağa larvalarının kuyruğunun kopması. Kertenkelenin kuyruğuna basıldığında ya da bir tehlike anında kuyruğunu bırakıp gitmesi. Kertenkele örneği de verilebilir. Kanserleşmiş hücrelerin yok edilmesi. Yılanların deri değişimi. Embriyonik dönemde parmak aralarımızda bulunan bu derilerin yok edilmesi de otoliz olayına örnek olarak verilebilir. Peki, lizozom otolizi gerçekleştiriyor. Bunun dışında fagositozla yutulan bakteri, virüs ve yabancı maddeleri etkisiz hale getirebilir. Şimdi ilk şeklimize bir bakarsak, şuradaki şeklimize bakın, lizozom dışarıdaki besini ne yaptı? Alıyor. İçeri bir kofun oluştu. Şuradaki siyah noktacık ne? Bu siyah noktacık lizozom. Dışarıdan alınan besin ya da bir mikroorganizma olabilir. Onunla birleşti ve sindirdi. Monomerleri hücre için alıp diğerlerini ne yaptı? Dışarı doğru gönderdi. İşte dışarıdan alıyor ve bunu sindiriyor. Şimdi buraya tekrar bakarsak, lizozomlar fagositozla yutulan bakterileri, virüsleri ve yabancı maddeleri sindirip yok edebilir. Lizozomlar spermin yumurta zarını delmesinde, lizozom aslında spermin ucunda akrozom dediğimiz bölge var. Onlar sayesinde yumurtanın zarı deliniyor. Tabii bunda lizozomların da etkinliği vardır diyebiliriz. Yani spermin yumurta zarını delmesinde ve kalıtım materyalinin yani çekirdeğin, sperm çekirdeğinin yumurta içerisine gönderilmesinde etkilidir diyebiliriz. Şimdi aşırı soğuk ya da aşırı sıcak havalarda, aşırı soğuk havalarda daha çok belli ediyor kendini, yanıklar meydana gelir. Şimdi aşırı soğuk veya sıcakta deri hücrelerindeki lizozom organeli parçalanır. Özellikle kulaklarda ya da burunda meydana gelir. İşte dağcılarda da görülebilir bu. Dağ operasyona giden askerlerde de görülebilir. Kulak lizozom parçalanır ve kulakta yanıklar oluşabilir. Eğer ileri derecede ise kulak kepçesi düşer ya da burun ucu düşebilir. Evet. Bunda da yanıklar oluşuyor dedik. Peki lizozom etkinliğini gerçekleştiremezse ya da herhangi bir fonksiyon kaybı olursa iki tane hastalık meydana geliyor. Bunlardan birisi Tay Sachs, diğeri ise yaşlılık lekesi. Aslında buna hastalık demeyelim ama bir belirti diyelim. Tay Sachs'a baktığımız zaman sinir hücrelerindeki lizozom sayesinde aslında ne oluyor? Lipid hücreleri parçalanıyor. Lizozom görevini yapamadığı zaman sinir hücrelerinde lipid birikimi oluyor. Buna da biz ne diyoruz? Tay Sachs hastalığı diyoruz. Peki diğerine yaşlılık lekeleri. Belli bir yaştan sonra ciltte kahverengi lekeler meydana geliyor. Normalde lizozom maddeleri parçalıyor. Parçalayamadığı zaman da bu yaşlılık pigmenti ya da lipofuksin dediğimiz bir maddeye dönüşüyor. Bu da kofunlarda birikiyor ve ciltte kahverengi lekeler oluşturuyor. İlerleyen dönemlerde görülüyor diyebiliriz. Evet, lizozom bu kadar. Sadece bir şey daha söylemek istiyorum burada. Lizozom dediğimiz zaman sindirim enzimi bulunduruyor ve makromolekülleri sindiriyor. Kesinlikle lizozom organelinde sentez yok. Sindirim enziminin sentezi de yok. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.